AKP kurucularından ve Kırıkkale Eski Milletvekili Kemal Albayrak, Yeni bir röportaj verdi. Sümeyye Işıkçı'nın yapmış olduğu röportajda çok önemli tespitlerde bulunuyor Kemal Bey. Yeni manşeti idi. Oradan paylaşalım. Kemal Albayrak, yola çıkarken 3 ye yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele ilkesi olan AKP'nin Genel noktada yolsuzluk, yoksulluk yasaklarla anılması için şu değerlendirmeyi yapıyor. Yola çıkarken sadece 3 şey ile mücadele gündemine dile getirmedi. Demokratikleşme, adalet, insan hakları, kalkınma, ilmi gelişmeler, inanç özgürlüğü, Avrupa Birliği ilişkileri ve daha pek çok alanda programlar ve taahhütler ortaya koydu parti. İlk dönemlerde bu alanlarda yapılanlar karşı mahallelerin de ilgisini çekti. Hatta korkuları giderme çabaları görüldü. Yasal zeminlerde bunu garanti altına alma yollarının bir kısmı kademe kademe gerçekleşti. İçte ve dışta uyum önemliydi. Kuruluş günlerinin, kuruluş hedeflerinin görünen yüzü iyimserdi. Ama bugünün AKP'si tek yüzlü bir anlayıştan tamamen kendi safından çıkarlarını düşünen çok yönlü ve yüzlülüğe evrildi. Geçmişte mücadele etti kesimlerle mecburiyetten anlaşma yolunu seçti. Ülke denetimsiz bir alana çevrildi. Kamu Kamu kaynakları yağmalandı, bunları inceleyecek bir merci kalmadı, yok edildi. Siyasetin devlet kurumlarının hakimiyeti, doğruları anlatan muhalif yapılara tuzak haline geldi. Cumhuriyet tarihinde bu derece kirliliğin ve usulsüzlüğün araştırılmadığı bir dönem yok. İktidar lehine kutsallar, kirliliği kapatan araçlara dönüştü. Hukuk siyasetin köpeği diyen Perinçek, bu iktidarın etkin gücü oldu. Keyfi idare, istibdat ve zulüm getirdi ekonomik çöküş toplumsal sıkıntıları getirdi. Sanatçı, düşünür, basın, siyasetçi kim varsa bu yanlışları uyaranlar potansiyel suçlu tayin edildi. Devlet imkanları tuzak kurma araçlarına dönüştü. Açlık ve yoksulluklar, yasaklar, yolsuzluklar toplumu köleliğe götürdü. Bunların yaptıkları işler illerde, ileride kötülüklerle anılacak tez konularına yol açabilir üniversitelerde. İdeolojik ve ayrıştırıcı militanlaşma körüklendi ülke tüm gayri meşru işlerin alanı haline getirildi. Siyaset ve iktidar sorun çözmek yerine sorunların kaynağı oldu. Organize bir şekilde suç örgütleri korundu, araştırılmadı. Her sır yok edildi. Ekiplerini tutsak eden liderler ahenge önderlik edemez. Sonu hüsrana, adaletsizliğe gider ve gitti. AKP iktidarında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık yapmış, önemli görevlerde bulunmuş birçok ismin yolunu ayırması için Kemal Bey şu yorumu yapıyor. AKP'nin bu durumundan ve icraatlarından rahatsız olanlar gerek üst seviyede gerekse illerde mücadele alanlarını kaybettiklerinden istifa yollarını denediler. Başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış üst yöneticiler hatta kuruculuk yapmış insanların hemen hemen çoğu partiden ayrıldı. Çünkü AKP artık yol arkadaşlarını gayrimeşru işlerin temsilcileriyle değişti. Çıkar grupları oluşturuldu. Hiyerarşik düzenle 85 milyonun hakkı usulsüz ve kanunsuz imtiyazlara verildi. Rant, çete ortaklıkları oluştu. Bu halen devam etmektedir. Algı ve yanlış bilgilerle kamuoyu yanıltıldı. Hür basının çoğu yok edildi. Kişisel arzu ve istekleriyle kendilerine bu dünyada cennet kurdular. Dışındakilere de yoksulluklar, yasaklar ve yolsuzluklarla cehennemi önerdiler. Kendi fetvacılarının ortaya attığı din simsarları, simsarları ile bu işleri meşru hale getirmeye yöneldiler. Fakı Baba'nın istifası için şu yorumu yapıyor. Bu istifa ve öncesi huzursuzluğun olduğunu gösteriyor. Böyle çok kişi var. Çıkarı olanlar, korkusu olanlar, halen dirisinden yararlanıp ölüsünden de yararlanmak isteyenler var. Ancak yanlış zamanda, doğru yerde bulunmak isteyenlerin de sayıları artıyor. Bu milletin dörtte birini terör ithamıyla suçlu gösteren bir rejimin kirliliklerini ve hukuksuzluklarını görenler burayı terk ediyorlar. Bu hızlandı. Bunlar gizleniyor. Çok istifa var. Daha da artacak. Seçim satında bunlar çoğalacak. AKP'nin özellikle tek adam rejiminde 28 Şubat zihniyetine teslim olduğu ve onun politikalarını uyguladığı noktasında da diyor ki Kemal Bey AKP tek adam sistemini müzakere etmeden egemen güçlerin kirli yapıların algı ve yanlış bilgileriyle uygulamaya soktu. Çok insanımız da bunun sonuçlarını böyle taraflarını göremedi. Çünkü algılar üretildi. Türk tipi denildi, refah denildi, dış düşmanlarla mücadele ediyor denildi. Muhaliflerin alanı baskı ve zulümlerle sınırlandırıldı. Aynı durum bugün halka sorulsa çoğunluk bu sistemi istemediğini söyleyecek. Anketlerde ortada. Kurallı yönetim kalktı, imtiyazların azınlık yönetimine dönüştü. Hukuk devletinin kuralları yok edildi. Müzakere kalktı, asıl vesayet şu an başladı. İşte vesayeti kaldırdık diyorlar ama asıl vesayet şu an başladı. 28 Şubat ve darbecilerin yönetiminden daha hukuksuz ve adaletsiz bir sistem inşa edildi. Asıl vesayetin kölesi bir yönetim anlayışı oluştu. Hukuk, meclis, saydamlık, kural, adalet yok edildi. Kirlilerin ve suçların etkin olduğu bir idare tesis edildi. Güçler tek elde toplandı. Hiçbir kanun kurallara göre işlemiyor. Paralel yapılar oluştu. Güvenlik siyaseti ön planda kalarak sivilleşmeyi her alanda yok etti. Bağımlı yapılar, pasif itaatli köleler yönetildi. Erdoğan'ın ve AKP'nin değişimi için diyor ki Erdoğan'ın siyasi hayatı mağdurları oynayarak geçti ve planı orta, ve bu planı ortaya koyanların desteğiyle bugünlere geldi. Çok masum insanlar hep bu sureti gördü, siretini anlayamadı. Toplumun büyük kesimini kamu kaynakları ve çıkar için kullanılan kullanılan imkanlar dini ve ideolojik söylemler yanılttı. Şu an gelecek akıbetlerini gördükleri için her yolu deneyerek gücün elden çıkmasını istemiyorlar. Hesap korkusu var. Her geçen gün bunların adaletsizliklerini gördükçe insanları yeni bir anlayış ve sisteme yöneliş, hukuk devletinin oluşması yönünde birleştiriyor. Bazen demokrasiler yanlış yönetimlere, bazen de yanlışlıklar demokrasiye geçişlere vesile olur. İşte bu yüzden haksızlığı ve adaletsizliğe uğrayan her millet ortak iyi ve faydada evrensel değerlerde meclisin yetkilerinin artırıldığı bir sistemde tek adam rejiminden kurtulmanın yollarını ararlar, meşru yollarla bir araya gelirler. Bu krizden kurtulma yollarından tüm demokratların birleşmesinden geçeceğini biliyorlar. Cumhur İttifakı bunu bildiği için tüm güç ve imkanlarıyla her alanda olduğu gibi muhalifler arasında kaos ve kargaşa çıkarmak için devlet imkanlarıyla müdahale ediyor. Hukuk bunları işlemiyor, rakiplerini potansiyel suçlu ilan ediyorlar. Ve altılı masa içinde yönetim kadrosunu liyakatli insanlardan oluşturup ortaklaşa ilan etmelidirler. Liderler içinden bir aday çıkarılacaksa ilme verilere dayalı birliktelikle mutabakatın adayı olmalı. Anlaşma zemini geleceğe yönelik olmalı. Çekişmeler olmamalı. İttifak ilkelerde uzlaşarak büyük illerde ortak mitingler yapmalı. Heyecan vermeli. Toplum kimi seçmeyeceğini söylüyor ama kimi seçeceğinde tereddütleri var. Güven ve samimiyet gerekiyor. Evet önemli tespitler, cesur tespitler. Bunları gazetemizdeki manşet haberden burada da yayına aktarmış olduk. Kemal Bey'e de Sümeyye Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.